Üstünlüğü denebilir ama bir de karşıtlığı da var tabii ki. Şimdi bugün bir miting yapılıyor İstanbul'da. Aslında çok da kolay kolay biliyorsunuz her konuda sesini duyurmak isteyen, sokağa çıkmak isteyen insanlara hiçbir zaman izin verilmedi. Özellikle son dönemlerde. Şimdi tamam seslerini duyurmak istiyorlar. İstanbul'daki mitinge valilik tarafından izin verildi. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Aşık karşıtlığı ile ilgili bir mitinge izin verilmesi ve bugünkü miting... Sizin düşünceleriniz, değerlendirmeleriniz nedir bu konuda? Şimdi bir defa herkesin bir normalde işte toplanma, fikrini anlatma topluma hakkı vardır. Ama bu hak özellikle başka yerlerde kullandırtılmayıp burada bu insanlara kullandırtılınca, yani bir yandan bir şeyle devlet mücadele ederken öbür taraftan onu sekteye uğratacak ve tamamen yalanlar üzerine kurulmuş laflar konuşuluyor. Çünkü bakın aşı bu konu, hani biraz kafa karışıyor ama bu konunun temel başlığı aşı kararsızlığı. Yani bu konunun adı aşı kararsızlığı. İnsanlar aşı yapmakta tereddüt ediyor. Bu aşı kararsızlığına neden olan 28 farklı etken var. Aşı karşıtları da bunlardan sadece bir tanesi. Aşı reddine gelince bunun sonuçlarından bir tanesi. Yani insanlar mesela aşı kararsız olabilir ama sonunda aşı yaptırabilir. İşte kısmen olabilir. Bir aşıyı yaptırıp öbürünü yaptırmamaya karar verebilir ya da reddedebilir. Bu da bunun sonuçlarından biri. O halde demek ki konu esas anlamında bir aşı kararsızlığı konusu. Yoksa Türkiye'ye baktığınız zaman bunların sesi çok çıkıyor, yaygara koparıyorlar ama böyle toplumun zannettiği gibi bu aşı kararsızlığında çok etkili değiller. Türkiye'de yapılmış çalışmalar var, bizim de çalışmalarımız var. Türkiye'de aşı kararsızlığına yol açan ilk 10 işte faktör arasında bile değil bu aşı karşıtlığı. Türkiye'de aşı karşıtlığını en çok etkileyen faktörlerden mesela birinci sırada toplum liderlerinin, ülke liderlerinin konuşmaları ve tutumları aşıyla ilgili etkili oluyor. Mesela şimdi bunlara izin verilmesi aşı kararsızlığını körükleyen bir olaydır. Doğrudur. Ben hemen arkadaşlarımdan rica edebilir miyim? Sayın Fahrettin Koca'nın ikinci paylaşımını bir kez daha ekrana getirebilir miyiz acaba? Tamam. Bir oradan bir tekrar okuyalım. Ben tabii ki orayı okuyamıyorum. Şöyle sonunda diyor ki nihai çözüm aşı. O cümleyi özellikle göstermek isterim. Nihai çözüm aşı. Bunu ilk kez söylemiyor Sayın Bakan, Sayın Fahrettin Koca. Her paylaşımda mutlaka dile getiriyor. Şimdi hal böyle olunca bir taraftan Sayın Bakan aşı olun, mutlaka aşı olun derken diğer taraftan otobüslere, kafelere, girişlerde, uçaklara binişlerde aşı olup olunmadığı kontrol edilirken aşı olmayan, olmadığını açıklayan ve olmayacağım, karşıyım diyen yüzlerce ya da kaç kişi bilmiyorum toplanacak, binlerce kişinin bir araya getirilmesi, buna izin verilmesi ne kadar mantıklı? Sayın Bakan'ın açıklamalarını boşa düşürmüyor mu bu mitinge verilen izin? Maalesef öyle. Bir defa bu şeyi, paylaşımı getirdiniz. Bununla ilgili bir iki cümle söyleyeyim. Lütfen. Bakın bu renklerle bunları vermenin hiçbir anlamı yok. Çünkü bir önceki haftanınkini çıkarım. Ben ikisini karşılaştırarak biraz önce paylaştım. Ona mesela en çok vaka artışı görülen 10 il bundan bir hafta önce, hatta 6 gün önce tamamen farklıydı. Sadece 2 il aynı, geri kalan 8'i farklı. Yani siz bu kadar tedbirsiz gittiğiniz sürece şehirler arası işte dolaşımda sadece otobüse ve uçağa binen kişilere, o da aşısızsa test yaptığınız sürece zaten bu hastalık o ilden o ile yayılıyor. Oradan oraya, ya illeri birbirinden ayırıp ondan sonra işte bu illerden birinde yaşıyorsanız dikkatli olun demenin bir anlamı yok. Çünkü bugün en az vaka artışı görüleni iki hafta sonra Türkiye'nin en çok vaka artışı görüleni de haline geliyor. Çünkü insanlar taşıyor bu virüsü. Yani bir ilde az görülmesi o ilin güvende olduğunu göstermiyor. Öyle farklı bir şey yapılmıyor çünkü. Evet. Şimdi diğer konuya gelince evet son derece haklısınız. İşte insanlar buna bakıyor. Yani davranışa bakıyor. Şimdi adam şunu düşünüyor.
Ya bunlar işte her şeylerine müsamaha ediliyor. Bunlar sürekli beni savcılığa şikayet ediyorlar. Kimsenin sesi çıkmıyor. Sürekli hakaretler ediyorlar, tehditlerde bulunuyorlar falan. Kimsenin sesi çıkmıyor. İnsanlar diyor ki ya acaba devletin politikası ya bu şeyde aşı kararsızlığına da işte müsamaha edelim. Onlar da devam etsin şeklinde mi diyorlar. Hatta bir gazeteci bir şey yazmıştı ve yani bu işte aşı karşıtları ile ilgili bir paylaşıma ceza gelince acaba devletin paylaşımı aşı kararsız şey devletin politikası aşı kararsız mı diye. Şimdi bu gerçekten işte insanların kafasını karıştıran şeyler bunlar. Mesela ikinci sırada dikkat ederseniz bu aşı oranlarında düşük olan iller çok belli haritada Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ydu. Yani o boyuyorlar ya aşılamaya göre. O haritaya bakın. Doğu ve Güneydoğu'da. Neden? Çünkü ikinci sırada etken feodal ve dini yapı liderlerinin söylemleri ve davranışları. Yani siz bir cemaate böyle bağlı olan bir insanın cemaat liderini ikna etmediğiniz sürece o adam sürekli o şeyi toplumu işte aşıya karşı yönlendiriyor. Ya da işte feodal bir yapıda işte o şey A pozisyonundaki insanın söylemleri. Dolayısıyla bir şeyler yapılacaksa bu insanları çok dikkate almamak lazım. Bu aşı karşıtları muhatap da almamak lazım. Bunların politikası çok kısaca şu. Mesela 3-5 kişinin duyacağı bir laf söylüyorlar ama siz bunlara cevap verdiniz. Siz derken bizleri kastediyorum yani bilim insanları. Evet. Cevap verdikçe bu insanlara bunların işte 1000 kişinin diye duyurdukları laf birdenbire milyonların gündemine. Böyle çalışıyor bu sistem yani. Peki. Onun için hekimlere özellikle önerim bunları muhatap almadan, bunların söylediklerini böyle işte aralarında yaymadan ama eksik kalan bilgileri halkla paylaşmak, eksik kalan bilgiyi halka ve doğru bilgiyi vererek bu işe mücadelenle doğru yol olduğunu söylüyor. Peki son olarak şunu da sorayım. Karşıtları ya da kararsızlar ya da aşı olma konusunda. Peki aşıların uzun vadede sonuçları biliyorsunuz bilim kadarıyla yani bir aşı tabii ki yanlışsa lütfen düzeltin. Tam anlamıyla sonuç alınması için bir 10 yıllık süreç gerekiyor. Şimdi bu aşılarda uzun vadeli sonuçlarının ne olacağı bilinmediği için insanların çekincesi, korkusu hani bu anlamdaki çekinceye ve kararsızlığa hak veriyor musunuz? Hayır vermiyorum şu açıdan çünkü bütün aşıları düşünün, bütün ilaçları düşünün. Bu hepsinin işte süresi ne olursa olsun bir ortaya ilk ortaya çıkış zamanı vardır. Hı hı. Bir tarihte çıkar bunlar, ruhsat alır ve kullanılmaya başlar. Şimdi başladığı dönemde peki insanlar şunu derse ya ben bir 10 sene bekleyeyim. İşte bu ilaç ya da aşı bir bakayım başkalarına ne yapıyor ona göre kullanmaya başlayayım derse nasıl bilinecek bu? Yani siz 10 sene kimse konuşmadı. Eğer şunu demeye hakkı olduğunu düşünüyorsa bu insanlar bu insanlık dışıdır. Yani bırakalım bir işte şeye Afrikalılar, Asyalılar bir kullansın bu aşıları, bir görelim onlarda ne oluyor falan tabii demek hem ırkçılıktır hem insanlık dışıdır. Tabii. Ama bu insanların bu kadar şey değil, menfaat yani ne menfaatler sağladıklarını biz biliyoruz. Bunların araştırmaları da var dünyada. Bunlar ünlü olmak için yapıyorlar, ürün satmak için yapıyorlar, muayenehanelerini hasta çekmek için bazı doktorlar yapıyorlar. İşte bu vitamin ve gıda takviyesi pazarı Türkiye'de aşı pazarının 10 katından fazla bunlar destek veriyor bunlara. Bunların hepsi bilinen şeyler aslında. Yani kimler yapıyor, niye yapıyor hepsini biliyoruz. Ama bu sisteme bir yerinden müdahale etmediğiniz sürece yani ben mesela bir şey paylaşıyorum. Benim söylediğim şey aşıyla ilgili. İşte yüzlerce, binlerce araştırma yapılmış, milyonlar kişi üzerinde denenmiş. Bakın 5,5 milyarı geçti bu pandemi açısına olan nüfus sayısı. Var mı böyle bir ilaçları, ürünleri?
o alın dedikleri otları, gıda takviyeleriyle ilgili herhangi bir kaynak var mı? Hayır, yok. Bunlar zehirli olabilir. Uzun sürede insanda o verdikleri otların uzun sürede ne yaptığına dair hiçbir ne takip sistemi var. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın denetimine tabi değiller bunlar. Bakın, bu çok gözden kaçıyor. Ve insanlara bunları veriyorlar. İnsanların önce bunları sorgulaması lazım. Çünkü bu aşının ne yaptığıyla, yan etkileriyle ilgili çok düzgün yürüyen ve çok sıkı bir denetim sistemi var. Hem Türkiye'de hem dünyada. Peki. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Değerli görüşleriniz için.